giderek tam da senin ifade ettiğin gibi sıcaklaşıyor bırak aynı zamanda söylemler de sertleşiyor. Geride bıraktığımız hafta gündemin başlıklarının temel noktası aslında adaylıklardı. Yüksek Seçim Kurulu'na o düğümü çözdüler. Pek çok yerde siyasi partiler adaylarını teslim ettiler. Birçok tartışma yaşandı. Listeler gecikmedi. Biz ilk gününde, ilk dakikalarında DEM Parti'nin İstanbul'dan aday çıkarıp çıkarmayacağını örneğin konuşuyorduk. Bu krizin Yüksek Seçim İl Seçim Kurulu'nda çözüldüğünü biliyoruz. Fakat CHP özelinde pek çok noktada örneğin Saruhanlı'da, İvrindi'de sorunlar yaşandı. Siyasi partiler, liderler sahada çalışmaya başlarken bir yanda da mutfakta çıkan bu aksaklıkları gidermeye çalışıyorlar. Buna dair çözüm arıyorlar. Liderler sahadalar. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuştu. Cümleleri sertti. Bugün de program var. Balıkesir'de konuşacak. Yine sert cümlelerine devam etmesi bekleniyor. Akşener İzmir'deydi. İzmir ilk ilan edilen CHP'nin karşısında rakip olunduğu anlaşılan yerlerden birisiydi. İzmir'den konuştu ve Akşener'in söylemlerine baktığımızda ilk defa iktidarın temsilcileriyle ortak bir noktada buluştuğunu görüyoruz. Ne bu ortaklık? Dem üzerinden eleştiriler Cumhuriyet Halk Partisi'ne. İktidarın söylemlerinde biz demlenme, demlenmiş parti gibi ifadeleri duymaya alışmıştık. Hem Cumhurbaşkanı Erdoğan sık sık bunu kullanıyordu. Hem de MHP lideri Devlet Bahçeli bu söyleme Dem Parti'nin HDP'den sonraki isim değişikliğinden sonra bu ifadelere başvuruyordu. Fakat Akşener'e de ilk defa bu kadar Cumhuriyet Halk Partisi'ne sert cümleler eleştiren cümlelerleri duyduk ki sabah saatlerinde Özgür Özel konuşmuştu e, Meral Hanım'a Meral Hanım diye ifade etmişti kendisi ve bir Balıkesir özelinde bir el uzatmıştı geçmişi hatırlatmıştı 2019 seçimlerine Meral Akşener'in Balıkesir adayı Ahmet Akın'a borçlu olduğunu ve buna dönük de adım atma ihtimalini işaret etmişti Akşener'e gözler çevrilmişti Akşener tam tersi bir söylem benimsedi. Cumhuriyet Halk Partisi'ni hedef aldı. Atatürk'ün varisi olanlar demleniyor bugün ifadelerini kullandı ki böyle bir tepkiydi aslında Cumhuriyet Halk Partilerde bu ...kertede de beklemiyorlardı fakat siyasi konjektür gereği seçimler yaklaştıkça safların biraz daha sıkılaşması doğrultusunda İyi Parti kanadından söylemlerin sertleşmesine dönük bir CHP'li kurmaylarda da tahmin var ha, fakat Serkan Cumhuriyet Adam, Halk Partilerde bu söylemde burada merak ettiğim bir şey var sen de beklentiyi açıkladın Cumhuriyet Halk Partisi tabanının belli bir bölümünde de aslında şöyle bir beklenti var eğer Akşener daha ağır sözlerle CHP yüklenecekse İmamoğlu ve Özgür Özel de hep susmaya devam edecekler mi? Yoksa CHP, İYİ Parti bir noktada cevap verme gereği hissedecek Neler konuşuluyor başkentte? İlk günden itibaren aslında Burak Tateri bundan sonraki günlerde atılacağına dair de Özgür Özel'in söylemlerine satır aralarına bakmakta yarar var. Özgür Özel İyi Parti'ye dair hep adım attığını ifade ediyor. Çiçeğimi aldım gittim fakat bu ittifakı kuramadık. Aslında liderler bazında Melik Şener'in ve diğer liderlerin bu ittifaklara yanaşmadığını ifade ediyor. İyi Parti'ye dönük işbirliği girişimleri bu dakikadan sonra olacağı çok fazla Benzemiyor bazı böyle küçük temasların yaşanmasını bekliyoruz fakat iyi seçmenler iyi insanlar sözleriyle bir seçime kadar hem İmamoğlu'nun hem de Özgür Özel'in ihtiyacı olduğu noktalarda iyi parti seçmenine bu tarz e, beyaz e, 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 şey yollamayı e, tam ifade edemedim. E, bu el uzatmayı göreceğiz. Çünkü İyi Parti'ye ihtiyacı olan bir Cumhuriyet Halk Partisi'nin bazı noktalarda görüyoruz. Nedir bu örneğin? Balıkesir'de seçimin başa baş yarışın geçmesi bekleniyor. İstanbul seçimi çok kritik. Ankara özelinde tam anlamıyla Yavaş'ın İyi Parti seçmenine ihtiyacın olmadığına dair bir değerlendirme söz konusu. Fakat Türkiye'nin genelinde biz gün geçtikçe İyi Parti seçmenine ihtiyacı olan bir Cumhuriyet Halk Partisi'nin o yumuşak dili korumaya devam edeceğini göreceğiz. Şimdi ilk bölümdeki haberlerimizde de vardı. Arkadaşlarımız da haberin başlığını güzel yaz, yazmışlar. Yani e, kent uzlaşısı, DEM Parti ile CHP arasında uzlaşı mı, uzlaşamama mı şeklinde. Çünkü şöyle bir durum var, Esenyurt'ta ve Mersin'de e, adaylar çıkarıldı ama burada bir uzlaşıya varıldığı şeklinde açıklamalar yapılmıştı taraflardan. Dolayısıyla DEM Parti ile CHP arasında e, henüz bir karar alınmadı mı, önümüzdeki günlerde mi açıklanacak, nedir son durum? Burak Tatari biz ilk günden beri hem Dem Parti kanadından hem de CHP kanadından bu sürecin objektif olması gerektiğine olacağına dönük hep vaatleri duyduk. CHP ile Dem Partili kurmaylar bir dizi görüşmeler yaptılar. Şeffaflığı konusunda aslında partilerin kendi içlerinde de eleştiriler var. Hem Dem Parti'nin bir kısmı hem de Cumhuriyet Halk Partilerinin bir kısmı tam süreçlerin objektif şekilde yürütülmediğini ifade ediyorlar. Bunun nedeninde de aslında bir nevi karşılıklı suçlamaları görüyoruz. Biz DSK'ya teslim edilen listeler üzerinde bir uzlaşının olduğuna dönük bir tahminde bulunabiliyorduk. Fakat bunun böyle olmadığı anlaşıldı. Hem anlaşıldığı ifade edilen Esenyurt'ta ve Mersin'de DEM Parti'nin YSK'ya aday teslim ettiğini gördük. Sonradan öğrendik ki DEM Parti ile CHP arasında il bazında belediye başkanlarının profili anlamında, belediye ilçelerde gösterecek isimler anlamında bir uzlaşı sağlanmış. Fakat belediye meclis üyelikleri anlamında bir uzlaşı sağlanamamış. Bu nedenle de 31 Mart'a giderken hala partilerin adaylarını gösterseler dahi çekme ihtimalleri bulunuyor. Bu açıdan da DEM Parti'nin bir bakıma belki de emniyet sibobu olarak kağıt üzerinde adaylarını gösterdiğini görüyoruz. Anlaşıldığı ifade edilen hem Mersin özelinde hem de Esenyurt ve başka kentlerde de adaylarını gösterdi. Bu sorunun yanıtını ararken Ayşegül Doğan, DEM Partisi'nin sözcüsü kameraların karşısına geçti. İktidara yönelik eleştirileri vardı fakat satır aralarında muhalefete de tepki gösteren muhalefetin yani CHP'nin kendi iç tartışmalarından bu kent uzlaşısı sürecinin olumsuz etkilendiğine dönük ifadeler kullandı ve anlaşılması beklenen masada olan kentlerden adaylıkları ilan etti. Nerelerdi buralar? Adana, yine DEM Parti ile CHP'nin uzlaşma ihtimalinin olduğu, görüşüldüğü bilinen yerlerde Adana Büyükşehir Belediye Eş Başkan adaylarını duyurdu. Bir diğer adres İzmir'di. Yine İzmir'i açıkladı. Tekirdağ, Muğla, Aydın ve kritik kentlerden birisi Hatay'da DEM Parti adaylarını ilan etti. Partililer şunu ifade ediyorlar. 31 Mart'a giderken kritik olduğu belirtilen bu adreslerde hala kapı aralık. Uzlaşma anlaşma sağlanır mı sağlanmaz mı bunu Cum Cumhuriyet Halk Parti'nin atacağı adımların biraz göstereceğini dem partiler ifade ediyor. Fakat şöyle de bir açmaz var. Sahada CHP teşkilatı özellikle il ya da ilçe belediye meclis üyeliklerinde çok fazla ödün vermeye çalışmıyor. Bu anlamdaki bu açmazı partiler iki parti aşır, aşarsa eğerler bir, bir, biz bir 31 Mart'a giderken uzlaşı görebileceğiz. Erkan son sorum çok merak ettiğimiz bir konu. Bugün ve özellikle de bu hafta sonu çünkü çok az bir süre kaldı yerel seçime. Siyaseti neler bekliyor, neler öne çıkacak? Burak Terer liderler başında olduğu gibi ifade ettik. Sahadalar seçime kadar tam kadro, tam tempo çalışmaları gerekiyor. İkna edilecek büyük bir seçmen grubu var. Bugün e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Balıkesir'de olduğunu ifade ettik. Özgür Özel ise e, CHP lideri Madrid yolcusu, e, İspanya'nın başkentine gidecek. E, Özgür Özel burada Sosyalist Enternasyonal Konsey toplantısına katılacak. Bugünden gidecek, yarın e, aslında programı olacak. İyi Parti lideri Meral Akşener ise Ankara'da olacak. Biz İyi Parti'nin 81 ilde hür ve müstakil kararının ardından ilk defa seçim beyannamesini bugün öğreneceğiz. Gün içerisinde bunun detaylarını da Sözcü televizyon aracılığıyla aktaracağız. Hafta sonu yine liderler sahada olacaklar. Seçime dair seçmenleri son ikna turunda olacaklar. Terka Alan çok teşekkürler. Kolaylıklar diliyoruz.